Merhaba arkadaşlar, yeni bir video ile birlikteyiz. Bu videomuzda hücre ile ilgili soru çözümü yapacağız. Hücrenin tüm konularını anlattık, bitirdik. Şimdi soru çözümüne gelelim. Birinci sorumuzda diyor ki, glikoproteinler için hangileri doğrudur? Glikoproteinleri hatırlayalım. Hücre zarının yüzeyinde bulunan glikoz ve proteinin birleşmesi sonucunda oluşan yapılardı. Bu yapılar hücrelerin birbirini tanımasını, işte hücreye gelen maddelerin, organellerin veya diğer hücrelerin birbirini tanımasını sağlıyordu arkadaşlar. Ayrıca hücrenin seçici geçirgenliğinde de rol alan bir yapımızdı. O zaman bakalım, diyor ki hücrelerin birbirini tanıması ve hormonların hücreye alınmasında görev yapar. Evet, hormonların reseptörleridir. Hatta biz glikoproteinler için reseptör demiştik, yani tanıyıcı demiştik. Dolayısıyla birincisi doğru olur. Diyor ki ikincisinde hücre zarının seçici geçirgenliğinde rol oynar. Seçici geçirgenlik derken hani bazılarını tanıyordu, alıyordu, tanımadıklarını içeri almıyordu. Dolayısıyla yine reseptör göreviyle ilgili bir olaydır. Bu da doğru. Hücreyi bazı antijenlere karşı korur. Arkadaşlar, antijen demek yabancı protein demektir. Yabancı protein. Şimdi vücudumuza eğer hücrenin içerisine yabancı bir protein girmeye çalışıyorsa bunu hücrenin içerisine almıyor ve hücreyi uyarıyor ki hani yabancı bir şey girmek istiyor, içeriye dikkatli olun diye. Bu da doğrudur. Cevabımız ne olur? 1, 2 ve 3 olur arkadaşlar. Hepsi doğru olur. Gelelim bir sonraki sorumuza. Tatlı sularda yaşayan kontraktil kofullu bir hücreli canlıda aşağıdakilerden hangisi kontraktil kofulların çalışmasını artırabilir? Şimdi ne işe yarıyordu kontraktil koful? Tatlı suda yaşayan canlılarda, bir hücreli canlılarda bulunarak fazla suyu dışarı atıyordu arkadaşlar. O zaman kontraktil kofulun çalışabilmesi için hücrenin içerisine ne girmesi lazım? Su girmesi lazım. Dolayısıyla okuyorum şıkları, bakın. Hücreye su girişinin artması. İşte bu kontraktil kofulun çalışmasını artırır. Dolayısıyla cevabımız ne olur? A şıkkı olur. Geçelim üçüncü sorumuza. Lizozomlarla ilgili olarak lizozom neydi? Hücre içi sindirim yapan bir organeldi. Liz parçalamak demektir arkadaşlar. Liz parçalamak, sindirmek demektir. Dolayısıyla lizozomla ilgili hangisi doğrudur demiş. Sindirim enzimi sentezler. Arkadaşlar, lizozom kesinlikle enzim sentezlemez. Lizozom enzimi depo eder ve o enzimlerin çalıştığı organeldir lizozom. Dolayısıyla bu yanlıştır. Peki sindirim enzimi nerede üretilir? Sindirim enzimi ribozom ve granüllü endoplazmik retikulumda üretiliyor. Daha sonra Golgi'ye giderek paket haline geliyor arkadaşlar. Dolayısıyla bu 3 organel tarafından üretilir. Gelelim, diyor ki hücre içi sindirimde görev yapar. Evet, lizozom için dedik ki hücre içi sindirim yapar. Bu doğrudur. Gelişmiş yapılı bitki kök hücrelerinde bulunur. Arkadaşlar, lizozom bitkilerde ve mantarlarda bulunmuyordu. Dolayısıyla bu yanlıştır. Cevabımız yalnız 2 olur. Geçelim bir sonraki sorumuza. Dördüncü sorumuz. Şöyle çekeyim aşağı doğru. Diyor ki aşağıdaki tabloda 3 farklı hücreye ait bazı organellerin durumu belirtilmiştir. Buna göre hangileri doğrudur? Şimdi bakıyorum, ribozom hepsinde var. Zaten ribozom tüm canlılarda ortaktı. Lizozom X ve Z'de var, Y'de yok. Şimdi lizozom hangilerinde bulunmuyordu? Bitkilerde ve mantarlarda bulunmuyordu. O zaman Y bitki ya da mantar olabilir arkadaşlar. Diyor ki mitokondri yine hepsinde var. Şimdi bak, hem ribozom var hepsinde hem de mitokondri var. O zaman bu hücrelerin tamamı ökaryottur. Yani içerisinde prokaryot olan yok. Bakteri ya da arke yok. Tamamı ökaryot canlı. Bakıyorum, diyor ki kloroplast X'de yok, Y ve Z'de var arkadaşlar. O zaman X için ben ne diyebilirim? X için hayvan hücresi diyebilir miyim? Hayvan hücrelerinde lizozom var fakat kloroplast yok. Çünkü hayvan hücresi kendi besinini kendisi üretemiyor. Dolayısıyla fotosentez yapamıyor. Y ve Z için de birine bitki hücresi, birine de protista aleminden bir hücre diyebiliriz arkadaşlar. Dolayısıyla bakalım, diyor ki X hücresi heterotroftur. Heterotrof ne demek? Besinini hazır alan demektir. Besini hazır alan. Dolayısıyla hayvan hücresi besinini hazır aldığı için o zaman bir doğrudur. İkiye bakıyorum, diyor ki Y hücresi ototroftur. Ototrof ne demektir? Besinini kendi üreten. Besini kendi üreten. Şimdi eğer ki bir
hücre kloroplast içeriyorsa o hücre kendi besinini kendisi üretiyordur. Dolayısıyla Y hücresi ototroftur. Kloroplast olduğu için doğrudur. Z hücresi protein sentezleyebilir. Protein hangi organelde sentezleniyor? Ribozomda. Bakıyorum Z hücresinde ribozom var. O zaman protein sentezler doğru. Ki zaten protein sentezi tüm canlılarda ortaktır arkadaşlar. Hiç Z hücresine bakmadan da bunu doğru olarak alabilirsiniz. Dördüncü soruda, dördüncü öncülde diyor ki her üç hücrede de hücre duvarı bulunur. Hücre duvarı ile ilgili bize bir şey vermiş mi? Vermemiş. Ayrıca ben zaten X hücresinin hayvan hücresi olduğunu buldum. Hayvan hücrelerinde hücre duvarı bulunmaz. Ki zaten buna baktığımız zaman yanlış oluyor. Ve hücre duvarı ile ilgili bize bir şey de vermemiş arkadaşlar. Cevabımız ne olur? 1, 2 ve 3 olur. 4 yanlıştır. Gelelim 5'e. Golgi organeli ökaryot hücrelerde bulunan salgılama, sentezleme ve paketleme gibi görev yapar. Diyor ki buna göre Golgi ile ilgili hangileri doğrudur? Hücre zarının onarımını yapar. Arkadaşlar Golgi ne yapıyor? Salgı, sentez, paket. Ayrıca onarım da yapar Golgi. Dolayısıyla hücre zarının onarımını yapar da doğrudur. Bakterilerde hücre dışına toksin salgılanması. Bakın bakteri demiş. Bakteri neydi? Prokaryot. Prokaryotlarda ribozom haricinde başka organel var mıydı? Yoktu. O yüzden bu yanlış olacak. Eğer ki buraya bakteri değil de ökaryotik bir canlı koysaydı, mesela bitki deseydi, hayvan deseydi, mantar deseydi bu durumu kabul ederdik. Ama bakteriler prokaryot olduğu için bunlarda Golgi organeli, daha doğrusu ribozom haricinde başka hiçbir organel bulunmaz. Bu gitti. Hücre zarındaki reseptörlerin oluşumu. Hücre zarındaki reseptörler neydi? Glikoproteinler, değil mi? İlk soruda çözdük. Glikoproteinler pakettir bakın. Glikozla proteinin birleşmesidir. İşte bu paketi kim yapıyor? Golgi yapıyor. Salgı paket yapar. Dolayısıyla bu da doğrudur. Cevabımız ne olur? 1 ve 3 olur arkadaşlar. Geçelim 6. soruya. 6. soruda diyor ki heterotrof bir hücrede verilen organellerden hangilerinin yapısında DNA, RNA ve ribozom birlikte bulunur? Şimdi organelleri anlatırken dedim ki DNA, RNA ve ribozomun bulunduğu iki tane organel vardı. Neydi bunlar? Kloroplast ve mitokondri. Bakın o zaman endoplazm, retikulum, çekirdek, Golgi gitti. İkisinde de var bunlar. Ama bize soruda ne diyor? Soruyu dikkatli okumamız lazım. Heterotrof. Heterotrof ne demekti? Besinini hazır alan demekti. Besinini hazır alan bir canlıda kloroplast bulunabilir mi? Bulunamaz. Çünkü kloroplastta fotosentez yapılıyor ve kendi besinini kendisi üretiyor. Dolayısıyla kloroplast da olmaz. Cevabımız ne olacak? Mitokondri. Buraya eğer ki ototrof yazsaydı hem kloroplastı hem mitokondriyi alırdık arkadaşlar ki zaten şıklar içerisinde birinden birini yazmak zorunda. Diğerini yazamazdı. Dolayısıyla cevabımız ne oldu? Mitokondri oldu. Geçelim 7. soruya. Hücre iskelet elemanlarından mikrofilamentler için. Evet, neydi mikrofilamentler? Aktin proteinlerinden oluşan yapılardı arkadaşlar mikrofilamentler. Dolayısıyla mikrofilamentlere baktığımız zaman görevlerini söyleyelim. Kasların kasılmasında görevlidir. Ayrıca bir diğer özelliği işte yalancı ayak oluşumunda görevlidir. Hücrenin şeklinin korunmasını sağlar. Bu gibi özellikleri var, görevleri var. O zaman bakalım diyor ki kas doku liflerinin uzayıp kısalmasında rolü vardır. Evet, kasların kasılmasını sağlıyor. Hatta size destek ve hareket sistemini anlatacağım zaman orada söyleyeceğiz. Aktin ve miyozin filamentleri vardır. Bunlar kasların kasılmasını sağlar. O zaman bu doğrudur. Fagositoz ve hücre hareketinde rol alır demiş. Fagositoz ne demek? İşte yalancı ayak oluşturarak besinin etrafını sararız ve bunu içeriye alırız. Hücrelerimiz bunu yapar. Dolayısıyla fagositoz ve hücre hareketi doğrudur arkadaşlar. Protein yapılıdırlar. Evet bakın aktin proteinleri var. Protein yapılıdırlar. Sentrozomların oluşmasında görev alır. Bu mikrofilamentlerin görevi değil. Bu mikrotübüllerin görevidir. Mikrotübül. Dolayısıyla dördüncüsü yanlış olur arkadaşlar. Cevabımız 1, 2 ve 3 olur. Geçelim 8. sorumuza. Diyor ki yukarıdaki tabloda özelliklerini verilen 4 hücre için hangisinin ortak olduğu kesindir. Arkadaşlar 4 tane hücreye bakıyorum. Bakın 4'ünde de ribozom var. Bir tanesinde kloroplast yok. Diğer üçünde var. Mitokondriye bakıyorum. Mitokondri 3 tanesinde var. Bir tanesinde yok. Şimdi
4 hücre içinde ortak olan hangisi? Bakın, ribozomun bulunması. Ribozom hangi olayı gerçekleştiriyor? Protein sentezini. O zaman hangisinin ortak olduğu kesin olacak? Protein sentezinin ortak olduğu kesindir arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız A şıkkı olur. Geçelim 9. sorumuza. Diyor ki, incelenen bir hücrenin ökaryot ve ototrof olduğunu ispat etmek için verilenlerden hangilerinin içermesi yeterli bir kanıttır. Arkadaşlar, hem ökaryot olacak hem de ototrof olacak. Şimdi ototrof canlılar neyi bulunduruyorlardı? Kloroplast. O zaman hangisini bulundurmak ökaryot ve ototrof olduğunu ispat etmek için yeterlidir? Sadece kloroplast bulunsun bizim için yeterli. Çünkü mitokondri hayvan hücrelerinde, yani heterotroflarda da var. Ribozom tüm canlılarda ortak. Çekirdek ökaryotların tamamında var. Dolayısıyla ayırt edici olan hangisidir? Kloroplasttır. Cevabımız da ne olur? Kloroplast olur. Gelelim 10. sorumuza. Plastitler kloroplast, kromoplast ve lökoplast olmak üzere 3 kısımda incelenir. Kloroplast ne yapıyordu? Fotosentezin gerçekleştiği yapıydı ve bitkiye yeşil rengini veriyordu. Kromoplast yeşil haricinde diğer renkleri, sarı, kırmızı ve turuncu renklerini oluşturuyordu. Lökoplast arkadaşlar, nişastanın depolandığı yapıydı ve bunlar plastit oldukları için çift katlı bir zara sahiptiler. Diyor ki, plastitler için hangileri doğrudur? Bütün çeşitleri bitkinin her hücresinde bulunur. Arkadaşlar, bu yanlıştır. Neden? Çünkü bitkinin gövdesinde kloroplast bulunmaz. Bitkinin gövdesi kahverengili. Baktığımız zaman kloroplast bulunsaydı yeşil renkli olurdu. O zaman bu nedir? Yanlıştır. Plastikler dönüşüme uğrayabilirler. Evet, ne söyledik? Mesela lökoplast güneş ışığı gördüğü zaman yeşile döner. Yani kloroplasta dönüşür. Dolayısıyla bu doğrudur. Plastikler birbirine dönüşebiliyorlar. Çift katlı zardan oluşurlar. Evet, plastitler ve mitokondri çift katlı zardan oluşan organellerdir. Dolayısıyla 3 doğrudur arkadaşlar. Cevabımız ne olur? 2 ve 3 olur. Geçelim 11. soruya. Mitokondri ve kloroplast için hangileri ortaktır? Arkadaşlar, ikisi de nedir? Çift katlı zara sahiptir. İkisi de enerji üretebilir, kendi enerjilerini üretebilirler. Bakalım, diyor ki enerji dönüşümü. Enerji üretebildiklerine göre enerji dönüşümünde yapabilir. Yani ATP'yi ADP'ye çevirmek. ATP'yi harcamak diyelim. İkisi de harcayıp üretebilirler. Dolayısıyla bu doğru. Fosforilasyon. Fosforilasyon ne demekti? ATP üretimi demekti. Her ikisi de ATP ürettiği için bu da doğrudur. Karbondioksit özümleme. Karbondioksit özümleme demek, karbondioksiti kullanma demek. Arkadaşlar, karbondioksiti kullanan kimdir? Kloroplasttır. Çünkü kloroplast karbondioksit ve suyu birleştirir. Glikoz, yani besin, artı oksijen oluşturur. Ama mitokondri böyle bir şey yapmaz. Karbondioksiti kullanmaz. Aksine mitokondri karbondioksit üretir. Dolayısıyla bu olmaz. Ortak olanlar 1 ve 2 olur. Geçelim 12. soruya. Salgı maddesi üretimini gerçekleştiren ökaryot bir hücrede. Şimdi salgı maddesi üretiyorsa, salgı hangi organel yapıyordu bunu? Golgi organeli yapıyordu. Hangilerinin etkinliği gereklidir? Tamam, Golgi'yi aldım ama burada mitokondri ve sentrozomu da vermiş. Sentrozomun hiçbir ilgisi yoktur. Sentrozomun görevi neydi? Hücre bölünmesi sırasında iyi bir oluşturmak. Bu gitti. Mitokondrinin görevi ne? Enerji üretmek. Şimdi salgı yapabilmesi için enerji ihtiyacı var mı? Var. Dolayısıyla hem Golgi hem de mitokondri arkadaşlar çalışır. O zaman cevabımız ne olur? 1 ve 2 olur. Evet, sorularımız burada bitti. Hücre ile ilgili soru çözümü bu kadar. Siz de elinizde bulunan kitaplardan mutlaka soru çözümlerini yapın. Çıkmış sorulara mutlaka bakın arkadaşlar. MEP kazanım testlerini çözmeyi unutmayın. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.